Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Melih Biçer. Kendisi Kernel Dynamics Robotik Teknolojileri Anonim Şirketi'nin kurucusu ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. Melih Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum Seyda Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki, ben Melih Biçer. Lisansımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği programında tamamladım. Aslen Manisalıyım, Manisa Hakhisar'dan. Son 5 seneden beri İstanbul'daydım aslında. Bu sene itibariyle Kocaeli, Gebze'ye, Bilişim Vadisi'ne taşındık. Firmamızı orada kurduk. Faaliyetlerimizi öyle yürütüyoruz. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz ve tebrik Teşekkür ediyoruz ederiz. sizi Melih Bey. Peki bu işe nasıl başladınız? Neden bu sektörü seçtiniz? Aslında bundan uzun zaman evvel, pandeminin olduğu zamanlar, 2020'li yıllarda Alman bir firma vardı. Drone üreticisi bir firma vardı. O zaman için onların yaptıkları ürünlerin aslında Türkiye'de muadili olmadığını fark ettik ve klonlamak da denilebilir belki ama kopyalarını Türkiye'de yapmaya çalıştık. Fakat o zaman için başarılı olamadım çünkü daha çok gençtim. Satış noktasında, pazarlama noktasında çok da bir tecrübem yoktu. Sadece üretim ve mühendislik noktasında çalışmalarım vardı. O zaman için projeleri rafa kaldırdım, kaldı. Aradan zaman geçtikten sonra aslında daha iyisini yapabileceğimizi fark ettim. İyi bir mühendislik kabiliyetine sahip olduk ve zaman içerisinde drone endüstrisine girdik. Çok güzel. Yaptığımız işler aslında kısaca biraz daha açmam gerekirse firmaların dronelar özelinde projeleri oluyor. Ve istiyorlar ki belli başlı şeyleri analiz edelim, belli başlı şeyleri ölçelim, şu aparatı takalım, bu cihazı yerleştirelim. Biz onlara kendi geliştirdiğimiz dronların altlarına koyarak işlerini görmesini sağlayacak noktaya getirdik. Kolaylaştırıyorsunuz aslında Tam onları. olarak öyle. Çok güzel. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Verdiğiniz hizmetleri biraz daha detaylandıracak olursak çalışmalarınızı bize nasıl bilgiler verirsiniz? Tabii kısaca anlattım ama biraz daha detaya inmek gerekirse şöyle. Normalde her firmanın Ar-Ge ekibi vardır ve bunların dönem dönem farklı çalışmaları olur. Geliştirdikleri kendi cihazları farklı sahalarda test etmek isterler. Farklı özel ürünleri aslında farklı yüksekliklerde test etmek isterler. Ve biz o Ar-Ge personellerinin, Ar-Ge ekiplerinin aslında dronlarla olan projelerindeki drone platformunun sağlayıcısıyız. Bu ne demek? Siz bir A firmasısınız. Geliştirdiğiniz bir tane B ürünü var ve bu B ürününü bir drone'un altına takarak test etmek istiyorsunuz. Biz de o noktada kendi geliştirdiğimiz tamamen açık kaynaklı sistemleri size satabiliyoruz veya kiralayabiliyoruz artık nasıl bir modeliniz varsa sizin almak istediğiniz hizmet neyse sizin satışını veya kiralamasını gerçekleştiriyoruz. Ardından siz hizmetimizi tamamladıktan sonra kendi işlerinize devam edebiliyorsunuz. Böyle yanıt verebilirim. Çok güzel. Başarılarınız daim olsun Melih Bey. Teşekkür ederim. Peki bu noktada drone endüstrisinin geleceğini nerede görüyorsunuz? Bize bu konuda neler söylersiniz ve firmanızın hedefleri doğrultusunda sektörü hangi noktaya taşıyacağını düşünüyorsunuz? Ya aslında bu nokta en kritik noktalardan bir tanesi. Çünkü bugün dünyada drone üreten biz ne tek firmayız. Binlerce firma aynı anda farklı dronelar geliştirmekte. Aslında ben bunu arabanın ilk çıktığı zamanları benzetiyorum. Hani herkes dört tekeri bir araya getirip bir araç imal edebiliyor. Fakat günümüze gelinceye kadar arabalar çok fazla konsept değiştirdi. Başlangıçta tek bir insanın üstüne binip A noktasından B noktasına gittiği bir cihazken, işte bugün çocuğunu okulunuza bıraktınız, işte biraz daha uzun olanın arkasında köfte ekmek yaptınız, balık ekmek pişirip sattınız, nakliye yaptınız, her işi servis yaptınız. Çok fazla geniş bir alana yayıldı bir arabanın kullanım alanı. Bugün benim dünyada gördüğüm drone firmalarında aslında şöyle bir problem var. Tek çok fazla niş bir alana odaklanarak o ürünü geliştiriyorlar ve bunun satışı çok da kolay olmuyor aslında kendi nezdinde. Neden derseniz, çünkü çok ciddi bir yatırım gerekiyor bunun için ve bunu alacak yatırımcı da her zaman için ikinci el piyasasında düşündüğü için biraz daha geri planda kalıyor. Biz firma olarak diyoruz ki tek bir cihaz geliştirelim, tek bir platform geliştirelim ve bunu farklı sektörlerde uygulayabilelim. Aynı arabaların ilk çıktığı, pick-up'ların ilk çıktığı zamanlardaki gibi. Bu noktada bizim diğerlerinden daha başarılı olacağımızı düşünüyorum yakın zamanda. Ve drone piyasasında bu seviyeye gelmeden de aslında başarılı olabileceğine tam olarak inanmıyorum. Aynı herkesin arabasının olduğu gibi her firmasında kendi drone'un olacağı, kendi işlerini yaptırtabileceği uçan cihazların olacağını düşünüyorum yakın gelecekte. Peki Melih Bey, bu noktada piyasadaki bu kadar fazla drone firmasının başarısız olmasını neye bağlıyorsunuz?
Valla aslında az önce anlattıklarımın aynı sebepler. Biraz daha detaylandıracağım. Siz dışarıdan farklı bir satın alıcısınız. Nasıl bugün bir araba alırken, yani günün birinde bu arabayı elden çıkarmak istediğinde satabilir miyim diye bir düşünüyorsunuz. Belki 3-5 aşağı fiyat veririm, bir şekilde bu arabayı elden çıkartırım diye düşünüyorsunuz ve buna göre yatırım yapıyorsunuz. Biz de diyoruz ki drone'ları da bu seviyeye getirtelim. İkinci el piyasasını oluşturtalım. Farklı sektörlerde çalışabilir hale getirelim. Biz bunu yaptığımız zaman diğer firmalardan daha başarılı oluruz. Aslında biz ikinci el bir drone piyasasını oluşturtabilecek o drone'un ilk temellerini atmaya çalışıyoruz bugün. Bizi diğer firmalardan ayıran doğrudan niş bir alana odaklanmaktan ziyade daha geniş bir perspektifte farklı firmalara hizmet verebilecek, farklı ihtiyaçları karşılayabilecek bir drone üzerine çalışmamız. Peki Melih Bey, geliştirdiğiniz sistemler dünyaca rekabet edebilir sistemler mi? Bilimsel çalışmalarınız var mı? Aslında bizim ilk başlangıçta anlattığım noktada üniversitede çalışmalarımız başladı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyken kendi kurduğum ekiple beraber ilk bilimsel çalışmalar, arka tarafındaki mekanik sistemleri geliştirmeye odaklanmıştık. Bu noktada 2023 yılının en etkili patentlerinden bir tanesi gene benim kendi patentim. Bunun yakın zamanda bu Ocak ayı içerisinde uluslararası patent başvuruları yapıldı. Hala patent portföyümüze ekleyeceğimiz yakın zamanda geliştirdiğimiz başvuranın yeni tamamlayacağımız sistemlerimiz, mekanizmalarımız hala var. İşin arka tarafında, mutfağında yenilik olmazsa, inovasyon olmazsa pazarda bir başarı yakalayabilmek çok kolay değil. Çok doğru. Çünkü yaptığınız, geliştirdiğiniz herhangi bir sistemin rekabetçi olmasının aslında temel sebebi diğerlerinden bir miktar daha farklı olması, daha özgün olması ve o güne kadar yapılmamış bir şey olması. Zaten başarılı bir şeyi elde edebilmek için daha öncekilerden farklı olmanız lazım. Eğer aynı şeyi yapıyorsanız diğer insanlar başarılı olmadıysa siz de muhtemelen olamayacaksınızdır. Biz arka tarafında bugüne kadar bunları geliştirdik. Bilimsel çalışmalar noktasında bunları yaptık. Bugün aynı çalışmalarımızı firmamızda da aslında biraz üniversite sanayi işbirliğini yapmış olduk ve üniversiteden biraz daha sanayi tarafına kaydırmaya başladık çalışmalarımızı. Çok güzel, biz de sizi tebrik ediyoruz. Umarız daha da çok geliştirerek, daha da çok yenilikler katarak devam edersiniz bundan sonrası için de. İnşallah diyelim. Peki devletin destek avantajlarından yararlandınız mı hiç Melih Bey? Evet, aslında yani üniversite bünyesindeyken çoğu zaman kamu fonlarına ulaşmak çok kolay oluyor. Ve üniversiteye siz diyorsunuz ki bana şu makine lazım, sana onu temin ediyorlar. Veya aynı şekilde ben firmamı kurduktan sonra devletin farklı kurumları var, KOS gibi, TÜBİTAK'ı vesairesi. Bana makine lazım dedim, bu makine temin ettiler. Bana işte sermaye lazım, bu lazım, şu lazım dedim, bana bunları temin ettiler. Devletimizin sağ olsunlar o noktada güzel kadrosunda çok güzel çağrıları var ve bunu çok güzel sağlıyorlar, imkan Süper. sağlıyorlar. Bu durumdan ötürü ben de aslında çok teşekkür etmek isterim. Tüm bunları planlayanlar, tüm bu fonları planlayanlar, devlet kurumlarına ve kurumların yetkili personellerine çok teşekkür ederim tabii ki. Evet, çok güzel. Peki, finansmanı nasıl sağladınız? Sadece devlet desteğiyle olmadı tabii ki bu durum, bu başarı, bu noktaya gelinmesi muhtemelen. Bunu da öğrenmek isteriz sizden Melih Bey. Bundan sonrası için de hedeflerinizde neler var? Ya aslında bugüne kadar tamamen kendi öz sermayemizin üzerine biraz devlet ve kamu fonlarının yardımlarıyla işlerimizi bu seviyeye kadar getirdik. Geçen senelerde aslında bizim doğrudan bir yatırım arayışımız olmamasına rağmen finansal anlamda çok zorlanmıştık. O zaman için Singapurlu bir yatırım grubu bize çok güzel bir teklifle gelmişti ama onların da her ne kadar reddedemeyeceğimiz kadar güzel bir fiyatla bir değerlemeyle bize gelmiş olmalarına rağmen esas kriterleri işinizi tamamen Türkiye'den çekin, işi Singapur'a taşıyalımdı. Ben ona biraz sıcak bakmadım. Kendi ülkemizde kalsın işlerimiz, burada yürütelim istediğim için. Onları o zaman için reddetmiştik. Bugüne kadar hala kendi öz sermayemizle işlerimizi güzel bir noktaya kadar getirdik. Bundan sonraki süreçte zannediyorum ki Mart, Nisan ya sonrası için artık gene de tarihler değişebiliyor. Hep bir şey dersiniz sonra uymayı verir. Tabii. Bundan sonraki süreçte de inşallah kitle fonlama vasıtasıyla sermaye artışı yaparak firmamıza yeni bir finansman sağlamayı planlıyorum önümüzdeki günlerde. Çok güzel. Umarız en kısa zamanda her şey gönlünüzce olur ve ben kendi adıma çok takdir ettim sizi. Teşekkür Ülkemize bu ederim. yönde katkıda bulunmanızı, bunu sağlamayı amaçlamış olmanız çok güzel. Umarız sizin gibi işinde bu şekilde başarılı olup ülkemize daha çok faydalar sağlayan kişiler olur. Her sektörde tabii ki. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok Çok keyifli teşekkür bir ederim. sohbetti Melih Bey. İyi ki geldiniz. Katılımınız için ben çok mutlu oldum. Kendi adıma çok güzel de bilgiler aldık sizden. Abi ben de çok teşekkür ederim. Hem ekibinize hem de size çok güzel bir ortamdı. Çok teşekkür ederiz. Artık programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Sohbetinize doyum olmuyor tabii ki ama seyircilerimize olan son sözlerinizi de alalım Melih Bey. Seyircilerimize olan son sözlerim herhalde şunlar olabilir. Günün birinde
nasıl bir arabayı alıp ikinci elde de satabiliyorsanız yakın gelecekte hepimizin bir tane drone olacak ve aslında ona yatırım yaparken de çok korkmuyor olacağız. Ya bu fiyatlar neyi bu kadar demiyor olacağız. Satabileceğimiz kadar basit cihazlar olacak ve hepimizin evine girecek, her firmaya girecek. Yakın gelecek bizleri çok heyecanlandırıyor. Bu heyecanı bir miktar size de aktarmak istedim. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Melih Biçer bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.